Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yeni statımızda yaptığımız bu ilk toplantı inşallah İsviçre camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Kasımpaşa maçı hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Çok büyük umutlarla gittik biliyorsunuz. Hedefimiz 3 puandı. Maalesef puan alamadan geldik. Benim söylemek istediğim burada en çok üzüntüm o muhteşem taraftara bir galibiyet hediye edememiz. İnanılmaz bir taraftar vardı. Bence Türkiye'ye örnek oldular. İnanın biz tribünde onları izlerken çok duygulandık. Onların çektikleri bu cefa sonucunda bir 3 puan onlara en büyük hediye olurdu. Ama ben buradan şunu söylemek istiyorum büyük taraftara. Biz arkadaşlar kümede kalacağız. Buna inandık. Kasımpaşa maçından sonra ben orada gördüğüm atmosfer Eskişehirspor'un kesinlikle bu ligden düşmeyeceği şeklinde. Bir kez daha huzurunuzda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra yolda gelirken bir şeyi anlatmak istiyorum. Taraftar liderimiz Murat Diri beni aradı. Kendisi ilk söylediği şuydu. Abi biz tesislere gelip bütün futbolculara moral vermek için bütün taraftar oraya gelmek istiyoruz dedi. İnanın bu Eskişehirspor taraftarının, Eskişehirspor camiasının olaya bakışını gösteren bir durum. Bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzde şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçen toplantımızda şöyle bir şey dedik. Sevincimiz bir gün sürmeli. Hemen konsantre olmalıyız. Şimdi üzüntümüz iki gün sürdü. Şimdi önümüzde gene çok çok önemli ezeli rakibimiz ama ebedi dostumuz olan Bursa ile bir maçımız var. Bu maç bizim için kırılma maçı. Ben tribünlerin gene sonuna kadar dolacağını, maç biteseye kadar taraftarımızın bizi destekleyeceğini ve inşallah Bursa maçından da bir galibiyetle çıkacağımıza inanıyorum. Yolumuz açık olsun. Biz çok umutluyuz. Kasımpaşa maçı dediğim gibi şehrin tam kenetlendiği bir maç oldu. Enteresandır. Mağlubiyetten sonra böyle bir kenetlenme her şehre nasip olmaz. Bu da Eskişehir camiasının bence büyüklüğünü gösterir. Ben yolumuzun açık olduğuna inanıyorum. Cumartesi günü saat 4'te bütün taraftarımızı da tribünlere bekliyorum. İnşallah o maçtan yüzümüzün akıyla çıkacağız arkadaşlar. Diğer bir üzüntümüz de tribünlerdeki cezalar. Taraftarın cezalandırılması, işte Paso Lig'in tam yerinde uygulanamaması. Biliyorsunuz sistemde taşkınlık yapan kişi sadece ceza alacaktı. Ama maalesef bütün tribün ceza alıyor. Bu da bir haksızlık diye düşünüyoruz. İnşallah bununla da ilgili federasyonun yeniden bazı şeyleri gözden geçirip yeni düzenlemeler yapacağı şeklinde beklentilerimiz var. Çünkü futbolu Türkiye'de öldürmemek lazım arkadaşlar. Bizim en büyük eğlencemiz, en büyük zevkimiz, en büyük tutkumuz Türkiye'de futbol. Bunu da eski haline getirmek zorundayız. Buradan da böyle bir söylemde bulunayım. İnşallah yeni düzenlemeler yapılır. Futbol seyircisi tekrar tribünlere zevkle döner. Çünkü onlar olmadan kimle oynarsanız oynayın futbolun hiçbir amacı yok. Genel bir bilgi vereyim sadece. Statımız şu anda %80 aşamasında. Mart'ın ortaları gibi de zaten zemin çalışmaları başlayacak arkadaşlar. Bizim bence en büyük sorunumuz şu anda geliş gidişlerle ilgili bir takım çalışmaların artık faaliyete geçmesi lazım. Kısmet olursa biz biliyorsunuz yeni sezonu bu stadda oynayacağız. Çevre yollarıyla ilgili birimlerin, yetkili kişilerin bir an evvel devreye girmesi gerekiyor. Yoksa bu kadar güzel bir stada İnsanlar gelip giderken bir takım sıkıntılar çekerse bu işin pek anlamı kalmaz. Yani bizim amacımız bu stadı doldurup zevkle bir seyir haline getirebilmek, bir eğlence merkezi haline getirebilmek. Bununla ilgili de inşallah yetkili birimler, ilgili kişiler devreye girecek diye düşünüyorum ama süre azalıyor. Yani 3-4 ay sonra veya 5 ay sonra burada maç oynayacaksınız. Biraz daha sağlıklı insanların ulaşması gerekiyor statımıza.
bu güzelliği bu tamamlar diye düşünüyorum. İnşallah da bununla ilgili de çalışmalar herhalde yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu ana kadar 50-60'tan fazla stat yaptık. Bununla birlikte Eskişehir'in şu andaki kullandığı stadı biz yaptık. Kayseri, onun dışında Sivas'ın eski stadı, sonrasında Mersin, Antalya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesisleri. Yani bununla birlikte birçok sahayı, Türkiye'deki birçok sahayı biz yaptık. Şu anda Altınordu'nun kullandığı antrenman tesisleri, bunların altyapısı dahil tamamını biz yaptık. Yani burada yapacağımız işlem öncelikle bu saha belli bir kota getirilecek. Bu kottan sonra biz drenaj kanallarını açacağız. Drenaj kanallarını dere çakılıyla dolduracağız. Doldurmanın sonrasında projemize göre yine üstüne dolgumuzu devam edeceğiz. Çakıl artı kum olmak üzere. Yerden ısıtma var ya. Ara katmanı da alttan ısıtma var. Alttan ısıtma da yapacağız burada. Alt katmanın üzerine kumumuzu serip onun üzerine de rulo çimimizi serip stadı ondan sonra bakıma alacağız. Zaman da anlat zaman olarak. Yani sürecimiz inşallah yeni sezona hani güzel bir sahaya gireceğiz. Çimi ne zaman göreceğiz sahada? Yani çimi ne zaman göreceğiz? Çimi işte Mayıs başları gibi göreceğiz. Ama çimi göreceğiz ama rulo çimi olduğu için çim burada sadece gözükecek. Nereden geldi hani, şimdiden? Polatlı üretim tesisimizden, kendi üretim tesisimizden gelecek. Polatlı üretim tesislerimizden. Kendi üretimimizdir. Peki iklime göre yani tutar mı yani bizi? Tabii ki yani çok yakın. Çok yakın zaten. Burada yaklaşık 200 kilometre bizim çiftliğimize. Şeyde iklimde vesairede herhangi bir sıkıntı yok. Yani oranın iklimi biliyorsunuz Mersin'de daha şartları kötüydü. Altın ısıtmalı değil mi sana? Bura altın ısıtmalı. Ayrıyetten de Gençlik Spor gene buranın biliyorsunuz stadlar kapalı olduğu için ışık vesaire ihalesi var. Onları da yapıyorlar. Ya onlarla beraber inşallah güzel bir sahayla sezona giriş yapacağız.